Sevgili dostlar merhaba. Yine dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeler ile birlikteyiz. Önce başlıklar. Washington Post, Türk ordusu hiç bu kadar küresel güce sahip olmamıştı. Fransa en büyük silahını Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Yunanistan Meis Adası'na asker çıkardı, Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu. Eski istihbaratçı Hakkı Pekin, Yunanistan Meis Adası'na 30 adam göndermiş. 1000 komando Tugay'ı gönderse ne yazar? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkin ve kararlı adımları ABD'li Washington Post gazetesinde de geniş yankı uyandırdı. Türk askerinin Suriye, Katar, Irak, Somali ve Balkanlarda varlık gösterdiği ifade edilen yazıda, Türkiye Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda sınır içinde olduğu kadar sınır dışında da önemli faaliyetler yürütüyor. Bölgesel etki alanını genişleten Mehmetçik, söz sahibi mercilerden biri haline gelirken bu durum Fransa ve Yunanistan'ın başını çektiği birçok ülkeyi de rahatsız ediyor. Ankara'nın adımlarını yakından takip eden ülkelerden biri de Amerika. Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini ele alan bir analiz yayınladı. Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlarda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var denildi. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken, devreye giren ve provokatif açıklamalarla ateşi körükleyen Fransa'nın yeni hamlesinin detayları belli oldu. Yunan medyasına konuşan Fransız yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdiği öne sürüldü. Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina hattında gerilim devam ederken, Oruç Reis'in varlığından Yunanistan kadar rahatsız olan Fransa'dan kriz çıkartacak bir hamle geldi. Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'ün adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk gemisinin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunanistan'ın Fransa'dan 18 Rafael savaş jeti almayı planladığı fakat henüz anlaşmanın yapılmadığı belirtilirken Charles de Gaulle'e çok sayıda gemi ve denizaltının da eşlik edeceği belirtildi. İsmini açıklamayan Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafael savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi. Doğu Akdeniz'deki krizi tırmandırarak Türkiye'nin 2 kilometre uzağındaki Meis Adası'na asker taşıyan Yunanistan'ın yine sivil gemilerle Rodos'a birlik konuşlandırdığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Atina, gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyarak egemenlik hakkını kaybederken Türkiye'ye de müdahale hakkı doğdu. Uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüde bulunan ve Türkiye'nin 2 kilometre ötesindeki Meis Adası'na kameralar önünde asker sevkiyatı yapan Yunanistan'ın Rodos'a da asker sevk ettiği iddia ediliyor. Sevkiyatın yine Meis Adası'na yapılan sevkiyat gibi sivil gemilerle yapıldığı öne sürülüyor. Yunanistan silahsız asker bile bulundurma yetkisi olmadığı adalara yaptığı sevkiyatları "Egemenliğimiz tehdit ediliyor" diye savundu. Yunan basınına göre Savunma Bakanlığı yetkilileri "Tehdit edilen bölgeler silahtan arındırılamaz. Birleşmiş Milletler tüzüğünün 51. maddesine göre yasal savunma hakkımız var" iddialarında bulundu. Uzmanlara göre Yunanistan'ın kameralar önündeki korsan asker sevkiyatı Türkiye'ye siyasi, hukuki ve askeri müdahale hakkı veriyor. Marmara Üniversitesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Selami Kur'an, "Adaların devrinde temel şart gayri askeri statüde bulundurulmalarıdır. Yunanistan 1960'lı yıllardan itibaren 12 ada dediğimiz Güney Ege adaları, Boğazünü Saruhan adalarından 16 tanesinde askeri yığınak yaptı. Dolayısıyla yapılan bu eylemler temel anlaşmaların açık ihlalleridir. Bu şart ihlal ediliyorsa bu anlaşmanın geçerliliğini tartışmaya açar. Türkiye askeri alanda gerekenleri yapıyor. Hukuki anlamda yapılması gereken statünün tartışmaya açılmasıdır. Deniz hava üssü kurulması sözleşmeyi ortadan kaldırmıştır. Uluslararası platformlarda tartışmaya açılmalıdır" dedi. Silahsızlandırma statüsünün bile yeterli olmadığına,
gayri askeri statünün çok geniş kapsamda yer aldığına dikkat çeken Kur'an, hiçbir askeri varlığı bulunduramaz. İnsanlı veya insansız hava araçları bu adalar üzerinde uçamaz. Adanın nüfusuna göre kamu gücü için polis bulundurabilir. Türkiye bu askeri sevkiyatın kendi bağımsızlığına karşı bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorsa ki bu bir tehdit haline geldi, Türkiye Anadolu'ya göz mesafesindeki deniz, hava üssü bulunan adalarda kendi ülkesel bütünlüğüne, ülke güvenliğine karşı açık bir tehdit görüyor. Siyasi ve diplomatik girişimler sonuçsuz kalırsa, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinin meşru savunma hakkına dayanarak gerekli askeri önlemleri alabilir. Adalarda tek tek bulunan hava, deniz ve kara askeri unsurlarını etkisiz hale getirir ifadelerini kullandı. Emekli tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı da Yunanistan'ın Meis adasındaki egemenlik hakkının ortadan kalktığını söyledi. Yaycı şunları ifade etti. Meis silahsızlandırılmış bölge değil, gayri askeri statüde bir bölgedir. İkisi arasında çok ciddi bir fark vardır. Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz. Gemiler liman ziyaretine gelebilirler, uçaklar üzerinden uçabilirler ama gayri askeri statüde bunların hiçbiri yapılamaz. Meis gayri askeri statüdedir. Dolayısıyla gayri askeri statünün ihlali söz konusu. Oraları silahlandırırsanız egemenlik devir şartı ortadan kalkmış olur. Lozan ve Paris anlaşmalarına göre bir müfreze asker bulundurulabilir. Orada asayişi sağlamak için jandarma kuvveti şeklinde bulunabilir. Dolayısıyla gayri askeri statü konusu çok önemlidir. Türkiye'nin elindeki en kuvvetli hukuki gerekçedir. Meis tahriki bununla da sınırlı kalmadı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum kesimiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için münhasır ekonomik bölge anlaşması yapacaklarını duyurdu. Uzmanlara göre Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum kesimi kıyıları birbirini gören sınırlara sahip olmadığı için böyle bir anlaşma hukuken geçersiz. Ancak Yunanistan'ın Meis Adası üzerinden bir sınırlama anlaşması yapabileceği iddia ediliyor. Bu formülünde hukuken mümkün olmadığı ifade ediliyor. Yunanistan'ın önümüzdeki günlerde Meis Adası'nı kullanmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile MEP anlaşması imzalayabileceğini belirten Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye zaten Libya ile imzaladığı anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki batı sınırlarını belirledi. Sıra doğu sınırlarında. Burada sanki İsrail ve Mısır ile anlaşma yapmış gibi münhasır ekonomik bölge ilanı hemen yapılmalı. Bu iki ülke ile birlikte doğu sınırlarını belirleriz. Zaten bu bölgeler bizim olur dedi. Doğu Akdeniz'deki temel konunun artık enerji değil, güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Pekin, Türkiye'nin kışkırtılmaya çalışıldığını ifade etti. Fransa doğrudan, Almanya ve diğer ülkeler Yunanistan'a dolaylı yardımlar yaparak Türkiye'yi tahrik ediyor. Türkiye'nin bir hatası görülse de dünya kamuoyunda zora düşürsek diye hareket ediyorlar. Yunanistan Meis Adası'na 30 adam göndermiş. 1000 komando Tugay'ı gönderse ne olur? F-16'lar 4 tane bomba atar, burada asker kalmaz. Yunanistan'ın bunu yapma amacı var. Burada bunu da yaparım diyor. 2000 adanın hepsine asker gönderseler, Yunanistan karasında savaşacak asker kalmaz ifadelerini kullandı.